Murat Bardakçı Yılbaşı Noel ve Güneş Tanrısı Mitra Yılbaşı geldi ve Hristiyan bayramıdır, kutlamak yavur işidir. Kutlayan hem yavur hem ateisttir gibisinden senelerdir var olan tartışmalar tekrar canlandı. Hristiyan olmayan Türklerin Noel münasebetiyle evlerine ağaç getirip süslemeleri ve 24 Aralık gecesi kiliseye gidip papaz efendinin önünde kutsal ekmek kuyruğuna girmeleri gibisinden meraklar, bana uçukluğun da ötesinde tuhaf bir özenti gibi gelir. Kaldı ki Noel ile yılbaşı birbirlerinden tamamen farklıdır. Noel eski ama değişik kültürlere ait inançların iç içe geçip karma karışık bir hal almış şeklidir ve Hristiyan adeti zannedilmesine rağmen geçmişi çok daha eskilere gider. Noel ve yılbaşı hakkında daha önce yazdıklarımı bugün toparlayarak ve maddeler halinde tekrar veriyorum. Noel Hristiyanlıktan önce de vardı. Noel'in temelini eski İran'ın güneş tanrısı Mitra için 25 Aralık'ta yapılan aydınlığın karanlığa galip gelmesini kutlama festivali teşkil eder. Bu adet Baltık ülkelerine kadar gitmiş oralarda Hazreti İsa'dan önceki devirlerde yılın en uzun gününün gecesinde yapılan ve aydınlığın gelmesini engelleyen kötü ruhların borular çalınarak kovulduğu karanlığın sonu ayini olmuştur. Baltık memleketlerinde gündüzler Aralık ayında birkaç saat sürmekte, günler ayın sonuna doğru uzamaktadır ve kutlanan işte günlerin bu uzaması yani karanlığın azalmasıdır. Noel ağacı eski Mısır ve Çin adetidir. Noel ağacının geçmişi Eski Mısır'la Çin'de var olan sonsuz hayat inancına dayanır ve yeşil olan her şey bu sonsuz hayatın sembolüdür. Yeşil ağaç Hristiyanlık öncesi dönemlerde Baltık memleketlerine de gitmiş ve tapınak mekanı olarak ormanların kullanıldığı bölgelerde karanlığın sonu ayinlerine girmiştir. Bu inancın 16. asır Almanya'sında Aralık ayının sonlarına doğru evlere yeşil ağaç koyma geleneği haline gelmesi, daha sonra bütün Avrupa'ya yayılmış, 17. asırda Alman ve Hollandalı göçmenler tarafından Amerika'ya da götürülmüş ve tabiata tapma zamanlarından kalan bu adet Noel ağacı haline gelmiştir. Noel Baba, Hristiyan Azizi değildir. Beyaz sakallı, kırmızı elbiseli ve kukuletalı Noel Baba aslında Kuzey Avrupa ülkelerinin mitolojik kahramanıdır ve o da Hristiyanlıktan önceki asırlardan kalmadır. Adı Santa Claus'dur. Zannettiğimizin aksine kilise azizi falan değil, değişik kültürlere ait eski inanışların sentezidir. Çocuklara hediye dağıttığı inancının gerisinde ise Roma ve eski İran efsaneleri vardır. Noel Baba'ya yakıştırılan sakal, ilhamını eski İran'daki Mog denilen ateş rahiplerinin sakalından almıştır. Kırmızı kokoletası da Mogların yani ateş rahiplerinin başlığıdır ve aynı başlık Fransa'da 1789'daki ihtilalden sonra bir ara resmi serpuş olmuştur. Demreli Aziz Nikola başka Noel Baba başka kişilerdir. Dördüncü asrın ortalarında ölen ve Noel Baba olduğu söylenen Aziz Nikola başka, Hz. İsa'dan önceki çağlarda yaşayan Baltık ülkelerinin folklorik kahramanı olan ve asıl Noel Baba diye bilinen Santa Claus başka kişilerdir. Aziz Nikola eski Roma tanrılarından olan ve denizcileri koruduğuna inanılan Poseidon'ın Hristiyan versiyonu gibidir ve Noel Baba ile benzerliği her ikisinin de hediye dağıttıklarına inanılmasıdır. Hazreti İsa'nın gerçek doğum günü tartışmalıdır. Katolikler ve bazı ortodokslar 24 Aralık'ı Hazreti İsa'nın doğum günü kabul ederler. Ama o günle ilgili olarak Eylül'den Ocağa uzanan zaman dilimi üzerindeki tartışmalar hala devam etmektedir ve bazı Hristiyan mezhepleri peygamberin doğumunu değişik günlerde kutlarlar. Katoliklerin Hazreti İsa'nın doğumunu 24 Aralık'ta yani Noel gecesinde kutlamalarının temelinde de eski İran ve Baltık geleneği olan karanlığın sonu aili yatar. Yılbaşınınsa din ile yahut İsa'nın doğumuyla hiçbir alakası yoktur, sadece bir takvim başlangıcıdır. Yeni seneniz kutlu olsun. Murat Bardakçı, Habertürk.